Edebi akımlar konusunda sırada egzistansiyelizmdeyiz arkadaşlar. Egzistansiyelizm Türkçe karşılığı varoluşçuluk olan ve temelde felsefede ortaya çıkan bir edebiyat akımı olarak karşımıza gelecektir. Egzistansiyelizm akımı Alman filozofu Heidegger tarafından ortaya atılmış bir felsefe sistemidir demişiz. Ve 2. Dünya Savaşı sonrasında Jean Paul Sartre Fransa'da egzistansiyelizm akımının öncülüğünü yapmıştır. Egzistansiyelizm akımı temelde felsefede ortaya çıkan bir edebi akım demiştik. Dünya üzerindeki bütün nesneler önce öz sonra da varlık şeklinde karşımıza gelmiştir arkadaşlar. Nasıl ki elimizdeki bir kalem önce özü oluşturulmuş sonra da varlığa çevrilmiş bir kavram ya da nesne olarak karşımıza geldiyse dünya üzerindeki bütün nesneleri de bu şekilde yani özü önce varlığı sonra oluşmuş kavramlar ya da nesneler şeklinde karşımıza görebiliriz. Yalnız edebiyatın temel malzemesi insandır ve insan insanoğlu dünya üzerindeki nesnelerden farklı bir yapıya sahiptir. Dünya üzerindeki bütün nesneler önce öz sonra varlık şeklinde karşımıza gelirken edebiyatın temel malzemesi olan insanoğlunda varlık özden önce gelmiştir. Yani insanoğlu önce var olur, sonra insanoğlunun özü oluşur. Ve egzistansiyelizm akımı da temelde varoluşun özden önce geldiğini savunan bir düşünce akımı olarak karşımıza gelmiştir. Dolayısıyla egzistansiyelizm ile ilgili sorularla karşılaştığımızda burada varoluşun özden önce gelmiş olmasını yani varoluş özden önce gelir maddesini iyi bilmek gerekiyor egzistansiyelizmle ilgili sorularda varoluşun özden önce geldiğini bilirsek bu tarz soruları yapmakta çok fazla zorlanmayız arkadaşlar. Şimdi egzistansiyelizmin genel özelliklerine şöyle kısaca bir göz atalım. Egzistansiyelizme göre insan kendi özünü kendi yaratır ve İnsan her zaman kendini açmak için çalışmalıdır demişiz. Egzistansiyelizmde insanoğlu boş bir beyaz sayfaya benzetilir. Ve bu boş beyaz sayfa zaman içinde insanoğlunun kendisi tarafından doldurulacaktır. Yani insanoğlunun varlığı önce gelmiştir, insanoğlu özünü zaman içinde kendisi oluşturacaktır diye söyleyebiliriz. Bununla birlikte insanoğlunun yaşadığı ortam, dünyayı anlayamadıkları için içinde bulundukları yalnızlık ve umutsuzluk gibi kavramlar egzistansiyelist sanatçıların da etkilendiği temel kavramlı olarak karşımıza gelecektir. Bu yüzden egzistansiyelist sanatçılar yaşamı gereksiz ve boş bulurlar ve yaşamı ge gereksiz ve boş bulmuş olmaları egzistansiyelist sanatçıların biraz da bunalım edebiyatını önten alan sanatçılar olarak karşımıza çıktıklarının göstergesidir diyebiliyoruz arkadaşlar. Bununla birlikte şiirlerinde geçmiş ve geleceğe yer vermeyen sadece bugüne anlatan sanatçılardır diyebiliyoruz egzistansiyelist sanatçılar için arkadaşlar. Egzistansiyalizm insanın özgürlüğünü kısıtlayan hiçbir engeli tanımaz. Yani hiçbir şey insanoğlunun özgürlüğünün önünde engel olamaz derler. Bu da yine insanoğlunun varlığının önce geldiğinin ve özünün zaman içinde oluştuğunun göstergelerinden birisidir diyebiliyoruz. İnsanın başarısı düşünsel etkinliklerle değil eylemle gerçekleşebilir demişiz. Ve özün oluşmasında insanoğlunun yaptığı eylemlerin ön plana çıkartılması da bu maddede karşımıza getirilmiştir arkadaşlar. Ve bu akımda insanoğlu her şeyden sorumludur diyebiliyoruz arkadaşlar. Ve dekarsın düşünüyorum öyleyse varım görüşüne karşılık var olduğum için düşünüyorum tezi egzistansiyelist tarafından kavram olarak karşımıza getirilmiştir yani var olduğum için düşünüyorum tezi egzistansiyalizm varoluş özden önce gelir maddesiyle paralellik gösteren bir düşünce olarak karşımıza gelmiştir. Ve egzistansiyalistler insan varsa evren vardır, insan yoksa evren yoktur düşüncesine sahipler ve bu şekilde insanoğlunu evrenin merkezine oturtarak karşımıza gelmişlerdir arkadaşlar. Egzistansiyalizm akımının dünya edebiyatındaki temsilcilerine baktığımız zaman ise Jean-Paul Sartre, Albert Camus ve André Gide gibi sanatçıları görebiliyoruz. Özellikle de Jean-Paul Sartre Fransa'da egzistansiyelizm akımının gelişmesinde önemli bir paya sahip sanatçıdır diyebiliyoruz. Bununla birlikte egzistansiyelizm akımının Türk Edebiyatı'ndaki temsilcilerine baktığımız zaman Erdal Öz, Ferit Edgü ve Erhan Bener gibi sanatçıları görebiliyoruz. Dolayısıyla bu sanatçılar Türk Edebiyatı'nda egzistansiyelizmi eserlerinde uygulayan sanatçılar şeklinde karşımıza gelmiştir arkadaşlar. <laughs>